Merhaba arkadaşlar. Scopecrusher.org için hazırladığım bu yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PHP'deki operatörlerden bahsedeceğim. Bayağı uzun bir ders olacak. Belki iki bölümde anlatabilirim bu operatörleri sizlere. Toplamda 10 başlık altında bir sürü operatörümüz var. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım. Bu bir önceki derste kalan dosyalarımız. Bunları da silelim böyle. Evet arkadaşlar. Bir nolu operatörümüz. Atama operatörü arkadaşlar. Atama operatörü. Bu operatörü arkadaşlar eşittir operatörüdür. Kullanımı bir değişkene bir değişken belirttiğimizde bunu değer atar arkadaşlar. Buradaki bir değerini değişken değişkenine atar arkadaşlar. Bunun kullanımı bu şekildedir. İki nolu operatörümüz arkadaşlar aritmetik operatörler. Bunlar dört işlem operatörleri olarak da bilinir. Yani matematik operatörleri. Bunlar arkadaşlar nedir? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve modül operatörleridir arkadaşlar. Böyle bu. Bunların arkadaşlar kullanımı ne şekildedir? İki değişken belirtiyoruz. A eşittir dedik. 1 B eşittir dedik. 5 ve şuraya 5 buraya 2 diye. Aslında bunları da aşağıda yapalım ki siz de görün bu şekilde ve echo dedik arkadaşlar. Echo A artı B. Şimdi gelelim şeyimize, buraya geçen dersler kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A artı B bize 7 olarak döndü. Bunu eksi deseydik arkadaşlar A'dan B'yi çıkarttığımızda bize ne verecekti? 3. Şunu biraz büyütelim. 3. Bölü deseydik 2,5. Çarpı deseydik 10. Modül deseydik de arkadaşlar 5'in 2'ye bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. Herhalde bize 1 vermesi gerekiyor. Aritmetik operatörler bu şekilde arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. 3 nolu operatör başlığımız arkadaşlar. String operatörü. String operatörü. Aynı zamanda birleştirme operatörü olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu önceki derslerde kullanmıştık. Nasıl yapmıştık arkadaşlar bunu? Bir A değişkeni yapalım. Ne diyelim? School olsun mesela. Bir de B değişkeni yapalım. Bu da crusher olsun. Echo
A birleşim B'yi bize yazdır. Sukul kuruşu olarak arkadaşlar bize yazdı gördüğünüz gibi. Sukul birleşim operatörü crusher, sukul crusher olarak bize döndürdü. Bu da bu şekilde dedik. Dördüncü operatör başlığımız arkadaşlar. Birleşik atama operatörleri. Birleşik atama operatörleri. Bu operatörleri arkadaşlar şöyle yazalım. Nedir? Artı eşit, eksi eşit, çarpı eşit, bölü eşit, modül eşit ve nokta eşit arkadaşlar şeklinde birleşik atama operatörlerimiz var. Bu operatörlerin arkadaşlar kullanımı şu şekilde. Şunu alalım. Tekrardan şuraya koyalım. Burada arkadaşlar şimdi ne diyoruz? A değişkeni dedik. School olsun. B değişkeni yok. A değerini School olsun. Yani şöyle 5 de. 5. Buraya da artı eşit. Artı eşit 10 yapalım. Ve echo A diyelim arkadaşlar. Bize ne yazdırması lazım? 15 yazdırması lazım arkadaşlar. Bu operatörün şeysi anlamı A'yı 10 ile topla A'ya eşitle. Yani bu duvara atılan top gibi topla eşitle. İşlemi yap geri eşitle. İşlemi yap geri eşitle şeklinde çevirebiliriz bu şeyi operatörü. Eksi olursa eksi 5 çarpı olursa 50 bölü olursa yarım nokta olursa da arkadaşlar ne olacak? 510 şeklinde yazması lazım. Birleşik atama operatörleri bu şekilde arkadaşlar. Öndeki işlemi gerçekleştiriyor ve geri dönüşü de tekrar kendi sayısına eşitliyor arkadaşlar. Bu şekilde. İşlemi yap eşitle. İşlemi yap eşitle. Bunun da kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Operatörlerinde. 5 no'lu başlığımız arkadaşlar. Arttırma ve azalttırma operatörleri. Arttırma ve azaltma operatörleri. Bu operatörler arkadaşlar artı artı A şeklinde, eksi eksi A şeklinde, eksi eksi yok pardon, bu önden arttırma azaltma şeklinde kullanımı vardır arkadaşlar. Burada da
Bir A değişkenimiz var yine. A değişkenimiz eşittir 0 olsun. Bunu genelde koşullu ifadelerde kullanıyoruz. İşte A 5 olana kadar arttır. A işte 3'ten küçük olana kadar azalt gibi falan filan. Bu şekilde kullanımı var. Pratikte ise A artı artı diyelim. Bu şekilde olması lazım herhalde. Echo A deyip bakalım bir hatamız var mı? 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 arttırdı. Ve A'ya eşitledi. A da 1 oldu arkadaşlar. Eğer eksi eksi olsaydı eksi 1 olacaktı değerimiz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Artı dedik. Ne yapacak? 0. Burada önden arttırma ve önden arkadan arttırıp azaltma da arkadaşlar şöyle bir fark var. Yine 0 gördüğünüz gibi. Burada şöyle yapalım. Burada arkadaşlar değeri önce arttırıyor. Ardından A'ya eşitliyor arkadaşlar. O yüzden artı 1 olarak karşımıza çıkıyor A değeri. Eksiliği de olduğu zamansa arkadaşlar şimdi göstereyim. 1. Eksi de olduğu zaman arkadaşlar önce eksiltiyor. Ardından eşitliyor. Bu yüzden de eksi 1 değerini alıyor. Ama arkada ya da neyse sağdan soldan azaltma mı diyelim. Ne diyelim bilmiyorum. Böyle olduğunda ise arkadaşlar önce A değerini eşitliyor sonra arttırıyor. O yüzden 0 değerini alıyor A'da. Yani 0 yine A 0 burada olduğu için 0'a eşitleniyor ve sonrasında arttırılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar kullanırken bu fonksiyonu, bu operatörü kullanırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sağdan ve soldan arttırma konusunda. 6 nolu başlığımız ise arkadaşlar karşılaştırma operatörleri. Karşılaştırma operatörleri. Bunlar da arkadaşlar nedir? Bunlar da arkadaşlar nedir? Eşittir, denktir, eşit değildir, küçüktür, büyüktür. Eşit değildir. Ondan sonra küçük eşittir. Büyük eşittir gibi başka yok sanırım. Karşılaştırma operatörleri de bu kadar. Arasına böyle bir kuralı düzenliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bunları daha çok koşullu ifadelerde kullanıyoruz. Mesela işte A değeri B'ye eşitse şunu yazdır. Eşit değilse bunu yazdır. Küçükse bunu yazdır. Büyükse bunu yazdır gibi koşullu ifadelerde kullanıyoruz arkadaşlar. İf koşullu ifadelerde. Bu operatörün kullanımını daha sonraki bir operatörde üçlü operatörü görürken
söyleyeceğim arkadaşlar, göstereceğim nasıl olduğunu. 7. operatörümüz arkadaşlar, mantıksal operatörler. Mantıksal operatörler. Bunlar da arkadaşlar nedir? Not, yani değilse, ve veya ve bunların şeylerini arkadaşlar not and or, bunlar da bunların yazılmış yazıyla olan halleri. Yani bunları kullanmanıza gerek yok. İşimiz bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da şöyle ki diyelim, bir işlem gerçekleştiriyorsunuz, bir veri çekiyorsunuz arkadaşlar ya da bir formda post işlemi yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer post edilmemişse ya da veri gelmemiş ise bu işlemi yaptırıyorsunuz. Diyelim kullanıcı adı ve şifre aldınız. İkisinin de doğru olması, kullanıcı adı ve şifre, kullanıcı adı ve şifre doğruysa deyip bir işlem yaptırıyorsunuz. Yanlışsa bir işlem yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Veya da neyse, kullanıcı adı veya şifre doğruysa o işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bunun da kullanım alanı formlarda, gene mantık gerektiren, doğru yanlış, eşitlik gerektiren, doğruluk gerektiren yerlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Mantıksal operatörleri de. Sekizinci operatör arkadaşlar, üçlü operatör. Operatör. Bunun arkadaşlar kullanımı şu şekilde: koşul, soru işareti, true ya da false olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada şu iki 6 ile 7. operatörlerin kullanımına ufak bir örnek göstermeye çalışayım. Bu üçlü operatörü kullanarak. Mesela iki tane değişkenimiz var. Birincisi A eşittir 5 olsun. B eşittir. D eşittir arkadaşlar. 'Koşulumuzu yazacağız şimdi arkadaşlar. Buradan gelen değeri B'ye eşitleyeceğiz. İki tane değer belirteceğiz. Burada eğer koşulumuz A'nın 5'e eşit olma koşulu olsun arkadaşlar. Eşit mi değil mi diye soru işaretiyle bunu sorguluyoruz. Eğer eşitse birinci değerimiz A değişkeni 5'e eşit. İlk değer doğru ise arkadaşlar. Yani bu şart sağlanıyorsa ilk koşul gerçekleşecekti. Eğer değilse A değişkeni 5'e eşit değil dedik. Ve echo B dedik arkadaşlar. B. Bakın eşittir. Eşitse bu, eşit değilse bu gelecek arkadaşlar. Bakalım ne gelecek?
A değişkeni 5'e eşit dedi. Gördüğünüz gibi. Eğer küçüktür olsaydı ne diyecekti? A değişkeni 5'e eşit değil demiş gerekiyor. Çünkü A 5'ten küçük değil. 5'e eşit. 5'e eşit değil. Ama küçük eşit olsaydı o zaman 5'e eşit. Yani çünkü küçük değil ama eşittir koşulunu sağlıyor arkadaşlar. Karşılaştırma operatörü de bu şekilde. Yani buna benzer şekilde kullanılabiliyor. Örneğin bir de C yapalım arkadaşlar. Bir deneme yapalım. Ben de ilk defa planda yoktu. Mesela 10 diyelim. Burada da A eşittir 5 ama bakalım yiyecek mi böyle veya diyelim V diyelim hadi V C büyüktür diyelim 9. O zaman ne diyeceğiz? 5'e A değişkeni 5'e eşit ve C ondan küçük. C büyüktür. Ondan 9'dan büyük. Ben de bugün sabah 7.30'u biraz şaşırıyorum tabi. Bakalım bu şekilde yiyecek mi? Bakın arkadaşlar. Bu mantıksal operatörleri de bu şekilde kullanabiliyoruz. A 5'e eşit ve C ondan büyükse, yani 9'dan büyükse burası. Eğer ikisi birden, ikisinden bir tanesi yanlış ise burası çalışacak arkadaşlar. Biri yanlış diyelim. Bunu mesela ne diyelim? 99 diyelim. 10 99'dan büyük mü? Değil. O zaman seçeneklerden biri yanlış demesi lazım. Seçeneklerden biri yanlış. Çünkü ikisinden sadece birisi doğru. İkisinin de doğru olması koşulunda bunu bu seçeneği ekrana yazdırması gerekiyor arkadaşlar. Bu 6. ve 7. operatörlerin de kullanımı bu şekilde mantıksal olarak kullanılıyor arkadaşlar. Nerede kaldık? Hata bastırma operatörü arkadaşlar. 9 numara. Operatörü. Bunun sembolü arkadaşlar. Et işareti. Kullanımı ise ekranda gösterilmesi gereken bir hatayı göstermemeye yarıyor arkadaşlar. Yani hataları gizlemeye yarıyor. Örneğin bir A değişkenimiz var ve bu A değişkeni neydi polası? Klasik örnektir. Bir sayının sıfıra bölümü arkadaşlar. Nedir? Tanımsızdır değil mi? Echo A dediğimizde arkadaşlar bize hata verecektir. Bakın 49. satırda hata var arkadaşlar. Sıfıra bölünme hatası veriyor bize. Peki biz bu hatayı göstermek istemiyoruz. O zaman buraya bir et işareti koyarak arkadaşlar bu işlemin sonucunda ortaya çıkan hatayı gizliyoruz arkadaşlar. Hiçbir hata
göstermiyoruz. Hata bastırma operatörü arkadaşlar. Hata göstermeme operatörüdür aslında. Son operatörümüz. Son operatörümüz arkadaşlar. 10. operatörümüz. Yine iyi işledik galiba. Referans operatörü. Referans operatörü arkadaşlar. Bu operatörün simgesi budur. Bunun örnek kullanımı ise arkadaşlar şu şekilde bir A değişkenimiz olsun. Yine eşittir 10 dedik. Bir de B değişkenimiz olsun. B değişkenimiz de arkadaşlar A'ya eşit olsun. Sonra A işaretimizi 20'ye eşitleyelim. Ve echo şimdi echo'dan önce burada A'yı 10'a eşitledik. B'yi A'ya eşitledik. Yani B eşittir 10 oldu. Değil mi? Sonra A'yı 20'ye eşitledik. Şimdi echo A dediğimizde bize 20 yazdırması lazım. 20 yazdırdı. B dediğimizde ise bize 10 yazdırması lazım. 10'u yazdırdı. Referansta ise arkadaşlar bu A önüne referans işareti koyduğumuzda bu demektir ki A'yı referans alıyorsun. Yani A ne olursa B o olacak. Bu durumda bu ilk A her ne olursa olsun en son tanımlanan A geçerlidir arkadaşlar. B'nin eşitliği için. Yani B bu durumda 20'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bu referans işareti kullandığımız için. Bakalım 20 eşit oldu gördüğünüz gibi. Ben burada A'yı burada 10'a eşitledim. Ama burada da Ahmet'e eşitledim. O zaman B Ahmet olacaktır arkadaşlar. Bunu da böyle koyalım. Bu şekilde operatörlerimiz de bitti arkadaşlar. Özet yaparsak ne gördük? Bir atama operatörünü gördük arkadaşlar. Bir değeri bir değişkeni atamak için kullandığımız operatör. Aritmetik operatörler arkadaşlar. Matematiksel işlemleri yaptığımız operatörler. String operatörü iki değişkeni ya da iki ifadeyi birbirine bağlamak için kullandığımız nokta operatörü. Birleşik atama operatörleri arkadaşlar dediğim gibi duvar sekmesi gibi önce işlemi yapıyor verilen değişkene ardından tekrar geri eşitliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir git gel bir işlemi var bunun. Arttırma operatörü, azaltma operatörü arkadaşlar önden arttırma ve arkadan arttırma, alt önden azaltma, arkadan azaltma gibi operatörler var. Bunları dikkat edeceğimiz şey ise önden ve arkadan azalttırırken işlem önceliğinin soldan sağa doğru olması. Yani önce ifadeyi eşitliyor, ardından arttırıyor ya da önce arttırıyor, sonra eşitliyor. Buradaki fark da buydu. Karşılaştırma operatörleri denklik, denkliği, büyük, küçük, eşit, eşit değil gibi. Küçük, eşit, büyük, eşit gibi operatörler, mantıksal operatörler değil ve veya operatörleri arkadaşlar. Üçlü operatör tek koşulda iki
bir koşulun gerçekleşmemesine göre bize veri atamamızı sağlıyor arkadaşlar değişkeni. Üçlü operatör. Hata bastırma operatörü ise arkadaşlar hataları göstermemeye yarıyordur. Referans operatörü ise arkadaşlar referans alınan değişkenin son değerine göre atama yapıyor arkadaşlar. Belirtilen değişkene. PHP'deki operatörler bu kadar arkadaşlar. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Başka da varsa araştırdıkça size anlatırım. Bir sonraki PHP dersine görüşmek üzere arkadaşlar.